Seniha kayınvalidem gelininin kıskançlığından şikayetçi olmuş ve bakın neler neler anlatmış bu konu üzerine. Buyurun dinleyelim. Hanımlar, konumuz kıskançlıktan açılmışken ben çok dertliyim. Buyur. Çok doluyum ama. Benim gelinim çok kıskanç. Oğlumu çok kıskanıyor. Derdim büyük, sıkıntım büyük ama kimseye halimi anlatamıyorum. Oğlum tam nişanlıyken, sevgiliyken başladı bu kıskançlıklar. Oğlumun banka ekstrelerini, banka hesaplarını, maillerini, telefonunu, mesajlarını hepsini kontrol ediyor. Hepsini elinin altına aldı. Evlenirken evlerine televizyon aldırtmadı. Televizyon orada, yok evde. Aynen oradaki güzel kızları bakacak da oğlanın gözü kayacak diye evi televizyon aldırtmadı. Oğlan birinin gözünün içine bakacak diye uçan kuştan kıskanıyor oğlumu. Aman. Yolda yürürken bile gözleri sağa sola kaymasın diye oğlum gözlük bile takamıyor. O sıcak havalarda, güneşli havalarda. Nasıl yani? Yok artık. Ben televizyon yok mu evde? Hayır. Giremez o eve televizyon. Sebebi bu mu? Peki? Yani beni izlesin çok bir şey izlemek istiyorsa. Gerçekten sebebi ya ekranda hani dizide, programda güzel ya, bir kız görecek. Söyleyebilir miyim bilmiyorum ama benim eşim dehşet şekilde Hadise hayranı. Ama böyle bunu çok üstüne bunlarda yaşayan bir adam. Mesela ben saçlarımı o yüzden sarıya boyattım ve o eve televizyon giremez. O eve televizyon giderse ben çıkarım o evden. Allah Allah. Ya ama bu sefer sürekli telefonda, o da kontrolüm altında. Ay yapma, neden öyle yapıyorsun? Banka ekstreleri. Her şey. Ekstreyle ne işin var? Kıskançlıkla ne alakası tek, var? Tek tek kontrol ederim, açık ararım. Daima arıyor gerçekten, ararım. Ben şahidim. Hadise'nin konserine gitmek istiyor, ne olacak? Kesinlikle, ne demek konser falan? Beraber... Ben yazın gözlük taktırmıyorum. Bu çok ileri ciddiyim. Bir boyut bu ya. Gerçekten gözlük taktırmıyorum. Neden, ona mı güvenmiyorsun? Sorun ya, ne? Güvenle alakalı değil de ben çok sevdiğim zaman çok aşırı sahiplenici bir insanım. Ve o beni bu şekilde kabul etti mi etti. Ama annemin bu kadar bu konuda dertli olmasını anlayamadım. Kim dertli olmaz? Bana bile dert oldu şu an. Kocana üzüldüm. Hava sıcak kaç derece? 40 Adana'dan bahsediyoruz. Yani aslında sağlık sorunu yani. Gözlerine zarar verir o kadar ışık. Yani gözleri de zarar görecekse gözünün gördüğü son şey ben olmalıyım. Bu kadar kıskançlık fazla çok değil mi? Çok netim bu konuda, çok kırmızı çizgilerim vardır. Kesinlikle gözlük takamaz, evime televizyon sokamaz, telefonla belirli saatler arasında benim yanımda oynayabilir. Senin ünlü bir beğendiğin biri var mı? Hayır. Oyuncu, yabancı, şarkıcı. Metin'den başkasını beğenmiyor ben, Nusra Hanım. Ben Metin, yok beğenemem. Metin, beğenmiyorsam da beğenmem. Benim ne güzel kocam. Senihacığım. Metin, Metin bu kadar olmaz ama kocam da kocam, dışarıya aslan kocam. Çocuğun. Kayamaz. Bu kadar kıskanç olan var mı başka içimizde? Ya ben kendime bayağı haksızlık yaptım ya. Ben kendimi çok kıskanç biliyordum öyle ama. Öyle mi? Ya bu kadarı fazla eve televizyon almayıp kendisinin televizyona çıkması. O ayrı bir tezat zaten. Evet. Aynen. Yani o zaman sen ona yaşatıyorsan seni de aynı standartlara uyman gerekiyor yani. Onun standartlarını ben belirlerim. Nasıl sen belirliyorsun ya? Çocuğa. Yok ben kurban olayım. Kesinlikle bu konuda... Şu an beni topa tutsunlar, asla fikrimi değiştiremezler. Seni kıskanmıyor mu? Mesela ekrana çıkıyorsun, kıskanmıyor, çok güzel bir benim oğlum, kıskanmıyor. Metin, Metin, Metin. Varsa yoksa Metin. Kocam da kocam, kocam da kıskanmıyor mu? O seni kıskanmıyor mu ekranlara çıkıyorsun diye? Yani izleyebilseydi belki kıskanırdı. İlla ki dışarıda televizyon yok mu? Kız o izliyordur, sen kendini mi avutuyorsun? Yakalanırsa problem. Bütün gün başında bekçi misin adamın? Telefondan her şey. Ben bu yüzden dükkanımıza kamera bağlattım ve onu telefonuma... aldım. Şu anda belki de izliyor. Yok, ben onu her müsait yapmak olduğumda evde otururum. Mesela çok oturur arkada, hemen aramıyorum. Neden arkada o kadar fazla oturuyor? Bizim eve gelince çocuk televizyona kafayı kaldıramıyor. O yüzden annesine de göndermiyorum. Normal mi bu kadarı? Hayır ya. Bizde mi bir gariplik var acaba? Ben şoktayım. Böyle demek daha ki... çok dışarıya iten, çok özür dilerim. Böyle daha çok dışarıya iten adama. Hayır, dışarıya itmeyelim. Hayır, o karakter ya. Hayır, öyle de anlamda değil. Televizyon izlemeye, işte anneme gideyim. Yani yasaklar ya her zaman. Ya. Ama yasaklar caziptir ya her zaman, evet. Yani. Ben ama de ben gözümle şahit oldum. Araba görüntülü adam.
arabanın arkasını göster bana diyor. Ne diyorsun? Adam da indi arabadan, arabanın arkasını açıp gösteriyor. Evet, dün arabanın arkası yani bagajı mı? Açıp gösterdi. Bagajla dair göstermek zorunda. Bagajı açtırıyorsun, arkada biri var mı diye bagaj. Bagaj ya, bagaja bak. Yani ya. Bilmiyorum, ben böyleyim, ben böyle sevgilim. Neden sen de böylesin ya, kocan mı? Ben daima böyleydim. Çekirdekten ya bir güvenin falan mı rahatsız da böyle olmuyor mu bu adam? Yeter artık. Kabullendi. Hayır. İşte kabullenmeli Cansu. Sen rahat. Çünkü bana geldiğinde süt dökmüş kedi gibi oluyor oğlum. Eve geldiğinde bana dert yanıyor Cansucuğum. Geldikçe gelebilirse yanar. Çok önemli değil benim için. Benim isteklerim ben o eve, o televizyonu kurdurtturacağım. Kurdurtamaz. Televizyon gerçi değil ki sadece. Gerçi kurdurtabilir. Evimin anahtarı da var onda çünkü. Ama televizyon değil ki sorun asıl yani. Ama oğlanı ilk önce televizyondan başladı kısıtlamalar. Banka hesaplarından başladı. Sonra telefondaki maillerinden başladı. Böyle böyle sık 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 nereye kadar? Ben garantici bir insanımdır. Bu çocuk da beni tanıdı. Bu şekilde beni kabul etti. Şu an isyan etme gibi bir lüksü yok. Çünkü oturup sen televizyon izlemek yerine için. Ben onunla kitap okurum. Boyama yapıyoruz için birlikte. Aktivitelerimiz var. Ha ben yani kocanın bunu bu kadar kabul etmesine daha çok baktı, şaşırmış baş olabilir. Yok, sevgi göstergesi mi? Cansu kendini öyle avutuyor Nursel Hanım. Boyama yapıyorsun, okul öncesi eğitim mi veriyorsun çocuğa? Cansu öyle avutuyor kendini. Yani sevgi ile eşdeğer bir şey mi? Ne kadar kıskanıyorsan bence o kadar seviyor. Bence seven insan net kıskanır. Hayır. Bu kıskançlık her değil ama. Her şeyin fazlası zarar. Aşırısı. Bunun adı başka bir şey artık. Bak herkes şu an aynı tepkiyi veriyor yani sana. Beyhan abla. Bu kadar kıskanması normal mi? Değil. Kaçırır onu yakında. Oğlumu berbere bile göndermiyor. Kızal oğlun elinden. Berberle ne alakası? Benim çocukluk arkadaşımın yeri var. Oraya gidebilir sadece. Ay berber ama erkeklerden de kıskanma. Ay Adanalı yani. Kız alınca böyle mi oluyor acaba? Bol bol kız alsınlar Adana'dan. Oğlum ay, papaz gibi gezsin istiyor. Berbere göndermiyor. Sen ona ya oğlun sen sana gelip misin? Şikayet ediyor evet. Mu seni hacım? Cansu'yu mu? Cansu'yu şikayet ediyor mu? Anne bıktım evet, çok kıskan. Evet, evet, öyle diyor evet. Mu sana? Biz ara Metin'le konuşuyoruz ama Cansu'dan da biraz çekiniyor tabii çocuk. Ayıldı evde çocuğum. Kim bilir ne yapıyor oğlana. Aa, 7-24'te evet. Beraber değiliz ki. Bunu doktora atıp psikolojisi bozuldu. Berbere niye gitsin istemiyorsun? Erkekler ya için berber çok hayır, özel. Ben bilmiyorum. Ben böyleyim. Beni de bu şekilde kız tanıdı. Erkek berbere yakışıklı olacak. Dikkat çekecek. Aa. Çekemez. Yok samimi söylüyorum dikkat çekemez. Ben deliririm öyle bir durumda. Benim ay, oğlum ben yakışıklı olsun. Çünkü. Ben evde 6 öğün yemek yapar yediririm. Yesin, ye hayatım, ye derim. Kilo alsın. Gece 4'te onu kaldırıp börek aldırdı, yapmışlarım kiloyu aldırdı. Var. Oğlum hadi ben kilolu seviyorum diye. Ay böyle aldırdı. Bir şey hiç duymadım. Bu çok fazla. Can evet, ana. Gerçekten kiloyu aldırdı oğlum. Valla ablan olarak söylüyorum. Ben bunu duydum. Sen sinir olursun gerçekten. Yani. O kadarı da doğru değil. Yanındakini çirkinleştirerek kendine bağlamaya çalışan insanları gördüm ben. Ben kilolu seviyorum diye benim oğlumu çirkinleştirdi Nursel Hanım. Sen de oğlunu besleyememişsin. Çirkinleşmiyor. Oğlum bir toparlanıyor. Bakıyor oğlum toparlanıyor hemen yemekleri dayıyor. Kilo alsın da çirkinleşsin. Yapmasın senin oğlun da her dediğine o da yemeği seviyor. Ne? Yemeği seviyor. Yemekten bahsetmiyorum. Her dediğine hedemesin. Çekiniyor karısından diyorsun ya. O zaman yapmasın. Her dediğine hedemesin. Demek zorunda bırakıyor demek ki. Banyo spreyi bile sıktırtmıyor çocuğa. Sıktırmam. Sıkmaz. Dedurant olur mu ya? Tenenin parfüm de mi yasak? Hayır yasak. Sıkamaz. Aa, dikkat çeker. Ay Allah ya. Bir yaşıma yani. Daha girdim. Ulan ne diyorsun bu işe? Kendi kıyafetlerini Cansu elleriyle hazırlıyor. Dolaba asıyor. Aynen. Şey vardır. Ben onun kıyafetini bir gün önceden hazırlarım. Askıda durur. O güzel gün giymesin. Onu giymek zorunda. Eşofmanla dolaştırıyor çocuğu. Kıyafetlerini onu soracağım. Nasıl seçiyorsun? Ben seçiyorum. Çok güzel şeyler seçmiyorsun anladığım kadarıyla. E sen ne geziyorsun böyle güzel güzel? He? Bu kendisi güzel geziyor, parfümlerini sıkıyor. Benim oğluma parfüm bile yasak. Saçlarını sarıya boyatıyor. Kocamın parasını yiyorum işte. Yok ya kocam bana kurban olsun. Kurban ol yani. Burhan ben buradan sesleniyorum sana. Olurum. O da bana bize kurban olsun yani. Ben çok ya kendi ben empati kuruyorum. Çoğunluk olarak olurum ya. Bize fazla geldi. Ekran başındaki evet. İzleyicilerime de buradan sormuş olayım. Yani bu kadar kıskançlık sevgi göstergesi mi deyip sorayım geçeyim konuya. Bazen diyorum şey hoşuma gidiyor kıskanıyor oğlumu çok seviyor iyi bakar sağa sola şey yapmaz. Bazen de diyorum yeter artık bu ne?
biraz olmaz fazla yani, geliyor çok fazla. Değil mi? Biraz birazcık törpüleyebilirsin. O kadar çaktırma mesela. Ben de çok kıskancımdır biliyor musunuz? Hiç çaktırmam. Gebersem de ne ararım ne telefonuna bakarım. Hiçbir şeyine bakmam kimsenin. Ne bakacağım onunla mı uğraşacağım? Aa, telefonuna bakacağım. Telefon elinden düşmüyor yani. Nursel kendi Hanım. Kendi içimde neler yaşarım. O gün o telefonu kendi getirir. Tamam eline. Yapma işte kendine telefonu de yapıyorsun diyorum. Ay, tabii ki. Geçtim ben... konuyu biz çözemeyiz. Biz çözemeyiz. Kocası razı demek ki. Allah'ım, yapacak bir şey yok. Razı değil ama ne yapsın? Geçtim. Aa, ah. Geçtim.